Benim adım Lara. Campus Biyomedico'da biyomedikal mühendislik 1. sınıf öğrencisiyim. Tadankara Koleji mezunuyum. Merhaba, benim adım Azra. Biyomedikal mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim Campus Biyomedico'da. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden geliyorum. Merhaba, benim adım Deniz. Campus Biyomedico Üniversitesi'nde okuyorum. 1. sınıfım. Kültür 2000 Anadolu Lisesi'nden geldim. Ben yani bayağıdır yurt dışına gitmeyi planlıyordum zaten. İtalya'da yani giden insanlardan çok duydum. Hani işte tıp okumaya giden, mühendislik okumaya gidenlerden çok duydum. Ondan sonra bir çok yakın bir arkadaşım bana Pisa'yı önerdi. Pisa üzerinden de İtalya'ya bir şekilde kendimi attım. Benim de şöyle oldu. Ben hani araştırıyordum. Benim de aklımda her daim bir yurt dışında okuma vardı. Araştırıyordum ve en iyi seçeneğin İtalya olduğuna karar verdim. Çünkü diğer ülkeler birazcık daha zordu bunun için. O yüzden bir tane arkadaşımızın IMET'e girmesi sonucu işte ondan öğrendik PISA'yı ve böylece PISA'yla yollarımız kesişti. Ben de yaklaşık 2 senedir hem biyomedikal mühendisliğini araştırıyordum bölüm olaraktan özel, hem de İtalya'da yaşam fikrini araştırıyordum babamla. Annemle birlikte konuşuyorduk. Bu süreçte sonrasında annem Süleyman Bey'le iletişime geçti. Yani 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde her şey kesinleşti ve bu yazdan itibaren buraya gelişim ve PISA'yla yollarımızın kesişmesi belli oldu. Biyomedikal mühendislikte birkaç farklı alım oluyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam 2. alımlarda girdim. Yani aslında ben çok farklı bölümler de düşünüyordum. Biyomedikal mühendisliği de yani PISA üzerinden buldum yine. Bulduğumda yani biraz daha araştırdım ve benim için doğru olan bu olduğuna karar verdim. Başvuru sürecinde de PISA yaptı bütün başvurularımı ve kabulüm de direkt yani mailime geldi, e-mail adresime geldi. Çok çabuk geldi yani, bir hafta içinde kabuller çıkmıştı direkt, geldi ve ondan sonra zaten vize başvurularına başladık. Öyle oldu yani. Benim sürecim şu şekilde gerçekleşti. Ben geçen sene IMET'e girdim. IMET'ten beklediğim bir sonucu alamadım. Ama İtalya'da bir şekilde okumak istiyordum. Ve araştırdım, bölümleri araştırdım. Biyomedikal mühendisliği bana daha uygun geldi benim için. O yüzden orada da Campus Biomedico vardı, biyomedikal mühendisliği. Çünkü İtalya'da şöyle bir şey var. Genelde biyomedikal mühendisliklerinin hepsi İtalyanca. Yani Campus Biomedico'nunki İngilizce. Bu şekilde Campus Biomedico'ya başvurdum. Ve başvurum Mart ayında gerçekleşti. İşte belli bir sınava girdim, IELTS'e girdim. IELTS'imi verdim. Bu şekilde oldu. Benim için rahattı bu süreç. Yani bunu Mart'tan başladım. Haziran, Temmuz işte vize süreci dersek bayağı bir sürdü. Mart'ta 2. alımlar açılıyor. Yani o kabulün geldiği zamanlarda, o zamanlar. Ama Eylül'e kadar IELTS verilebiliyor. IELTS verilmeyince de hazırlık okumanızı isteyebiliyorlar ya da İngilizce dersi de almak zorunda kalabiliyorsunuz. Bir de şu şekilde, eğer kabulünüz hani 4. alımla geldiyseniz okula 1 ay sonra başlamak zorunda kalıyorsunuz. Yani bunu deneyimleyen arkadaşlarımız da oldu. Kaçıncı alımla girdiniz önemli o yüzden üniversiteye. Ben bu süreci Mart'tan itibaren başlatmıştım Süleyman Bey'le diye hatırlıyorum. Konuşmaya başlamıştık ve benim direkt netti, hani direkt sadece biyomedikal mühendisliği istiyordum. Hiç IMET falan fikrim yoktu. Sadece bunun için gelmiştim ama ben de İngilizce sadece istiyordum. Dolayısıyla Süleyman Bey sonrasında bize Campus Biomedico'yu önerdi bunun için. Yaklaşık Nisan-Mayıs gibi, yanlış hatırlamıyorsam Nisan sonunda Gülzar Hanım'la falan konuşmaya başladık. Okul işlemleri yapıldı zaten. Vizemle birlikte bana kabulüm Haziran sonunda falan geldi. Ben de 2. alımlardan girdim. IELTS aynı şekilde verdim. Yani Temmuz gibi benim işlemlerim bitmişti. Yani hesaplarsak Nisan'dan Temmuz'a kadar gibi bir süre sürdü. Yani çok hızlı ilerlemişti aslında. Ben Eylül'e sarkar diye korkularım vardı. Okula yetişemem. Hani geç başlarım. Ama çok şükür öyle bir şey olmadı. Hani Eylül 11'i gibi de zaten İtalya'ya geldim. O zamandan beri de şu anda buradayım. Ya ben kesinlikle bu üniversiteyi tavsiye ederim. Çünkü eğitimi gerçekten çok iyi. Yani bazen hocaların İngilizce, İtalyancasını anlamakta zorlansak da yine de hocalar bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ve aynı zamanda bizim bölüm üniversitedeki öğrenci öğretmen oranının en yüksek olduğu bölüm. O yüzden yani hocalara da hani çok rahat bir sıkıntımız olduğunda ulaşabiliyoruz. O konuda çok yardımcı oluyorlar. Eğitim de gerçekten çok iyi. Yani çok yeni teknolojileri olan bir üniversite burası. Hepsini yani bize de sunuyorlar bu olanakları.
Buradaki yani eğitimi kesinlikle tavsiye ederim. Yaşam koşulları tabii ki biraz zor olabiliyor. Özellikle yani Roma. Bir de hani şehrin çok dışındayız. Şehre inişimiz çok sıkıntılı ve hani bütün evrak tarzında, bürokrasi tarzında bir işimiz olduğunda şehir merkezine inmek zorunda kalıyoruz. Onu ayarlamakta çok sıkıntı yaşadığımız oluyor. Ama yani gerçekten burada iyi bir eğitim alma şansımız var. Bunu da hani iyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buradaki iyi yani eğitimi kesinlikle tavsiye ederim bu üniversiteyi. Benim için yani şöyle söyleyeyim. Ben daha güneyleri de araştırıyordum. Roma'yı da araştırdım. Daha kuzeye de gittim. Ve bence yani Milano'ya da gittim. Onun için Roma bence ya yani benim için Roma'nın yeri ayrı. Gerçekten tarihi olsun, kültürü olsun. Roma benim için çok farklı. Hani Roma'ya geldiğim için çok mutluyum. Ve başkent olduğu için bir sürü avantajı var. Her şeyi her şekilde halledebiliyorsunuz. Yani bir şey lazım olduğu zaman her şekilde temin edebilirsiniz. Bu konuda çok iyi. Çünkü güneydeki okuyan insanlar, hani bazı güneyde olan arkadaşlarım var. Onlar aynı şekilde mutlu değiller güneyden. Ve daha hani daha çok kuzeyi istiyorlar. Roma daha iyi diyorlar. Ve ben bunu bilerek geldim buraya. Roma'da hayat bir tık zor, yorucu. Yani kaos, birazcık İstanbul'a benziyor, büyük şehir. Bunları göze alarak gelmek gerekiyor. Ama genel olarak çok mutluyum burada. Hani burada olduğum için çok mutluyum. İyi ki Roma'dayım. Roma'yı çok seviyorum genel olarak. Şöyle diyeyim, 11 Eylül'den itibaren yaklaşık benim de Aralık 3. ayım olacak. Okul adına çok mutluyum. Yani iyi ki bu okulu tercih etmişim. Gerek özel okul olmasının avantajları bizim bölüm için en azından çok fazla oluyor. Çünkü hani daha çok şeye erişebiliyoruz. Yani bir sürü avantajı var ve okulun kampüs yeri birazcık uzak, evet merkeze, ama okulun büyüklüğü, okul öğrencileri, okul hocalarını ben seviyorum açıkçası. Memnunum okulumdan. Roma'daki yaşamla ilgili diyeceğim, evet merkeze uzak bir bölüm. Bu bizi çok yorucu yönleri oluyor. Yani git gel yapıyoruz. Hani bazen hatta diyoruz hani kalmalı mıyız burada, hani ne yapsak Roma falan. Ama sonra diyoruz ki hani Roma avantajı her yerde, İtalya'da kullanılıyor. Hani fiyat olarak da şöyle diyebilirim. Yani 3. aydan sonra artık belli bir bütçe hani aramızda da şey yaptıktan sonra herkes daha yeni yeni oturtabildi. Ama şu anlık iyi gidiyor. Ben memnunum. İyi ki İtalya'yı tercih etmişim pizza ile birlikte. Ya ben hemen küçük bir şey eklemek istiyorum. Ben aslında şehrin merkezinde olmasını istemezdim okulun. Çünkü şehrin merkezinde olunca insanın ister istemez kafası dağılıyor. Hani burada daha çok ben derslerime odaklanabiliyorum. Daha akademik olarak hani hem kendimi izole edip hem de istediğim zaman merkeze gidebiliyorum. Bu şekilde bir avantajı var benim için. Ben o yüzden mutluyum yani şehrin biraz dışında da olsa. Hani ben İstanbul'dan geliyorum. O yüzden metropol kargaşasına alışkınım biraz. O beni hani tatmin ediyor yani. Mutluyum burada. Ben de burada az daha bir şey eklemek istiyorum. Ben de kesinlikle aynı fikirde düşünüyorum. Çünkü şehir merkezinde olsaydık gerçekten durmadan insanın gezesi geliyor. Yani hiç ya çalışmak istemezdik yani. O yüzden hem akademimize daha odaklanmamızı sağlıyor şehir dışında olmamız. Hem de yani burada çok rahat oluyor aslında. Her şey yani çok... Basit şeyler burada hemen yakın ve okulda yardımcı oluyor her konuda. Yani ev bulma konusunda falan da kesinlikle okulunda yardım ettiği noktalar oluyor. Yani oraya gidip sorabiliyorsunuz okulda. Uluslararası ofise gittiğinizde hani size numaralar falan veriyorlar. Çok yardımcı oluyor bu konuda okul. O yüzden yani burada bir ev bulmanız benim en büyük tavsiyem olur. Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Öğretmenlerimiz gerçekten çok tatlılar. Hani biz buraya geldiğimizde ilk başta şu şekilde düşünüyordum. İşte ırkçılık olur, hani birazcık şey olur, daha farklı davranırlar diye düşünüyordum. Ama tam tersi, daha böyle seveceğim ve hani nasıl biz size yardımcı olabiliriz bu şekilde davranması gerçekten hocaların çok iyi yani bizim için her şekilde. Onları çok seviyorum yani ve hocalarla istediğimiz zaman yüz yüze kontağa girebiliyoruz. Hani onlara anlamadığımız bir şey sorabiliyoruz yazın yanına gidip. Ya da ekstra laboratuvar dersleri çıkarıyorlar. Hani bu bizim için çok iyi. Eğer devlet üniversitesinde olsaydım böyle bir ihtimal yani böyle bir imkan olabilir miydi bilmiyorum. Ama özel üniversitenin yani bir tık daha avantajları fazla bence. Üçümüz ilk kaldığımız yerden şu an bir ortak eve çıktık. Üç kişi şu an beraber yaşıyoruz. Bütçe olarak yani mutfak alışverişlerini ortak yapıyoruz. Haftalık ona da yani bir 45 euro civarında harcıyoruz. Kişi başı bu. Aynen kişi başı. Kişi başı bir 45 euro civarında harcıyoruz. Onun dışında faturalar, ilk ayımızın faturası daha hala gelmedi. Onun gelmesini bekliyoruz.
Ama bize tahmini değer olarak 60 euro kişi başı geleceği söylendi. Onun dışında burada hani eve çıkmak isterseniz sizden en az bir 2 aylık depozito istiyorlar. Bazen 2-3 aylık. Yani biz ödedik bir depozito. Ücret ödemeniz gerekiyor, depozito ödemeniz gerekiyor. Çünkü ev sahibi güvenemiyor. Hani çıkacak mısınız, çıkacak mısınız? Bu her yerde böyle, dünyanın her yerinde. Biz hem depozito ödedik hem de emlakçıya belli miktar para bir ücret ödemeniz gerekiyor. İlk ayın kirası kadar. O ücret de ilk ayın kirası kadar. Biz 450 euroya şu an bir kiradayız. Kişi başı 450 euroya kirada oturuyoruz. Ama burası tabii ki birazcık Roma merkezden uzak olduğu için fiyatlar böyle. Merkeze doğru 1000 euroya kadar çıkıyor yani. Biz depozito olarak 1800 euro ödedik. Kişi başı bu fiyat tabii ki. Artı bir de faturaları ödeyeceğiz bu ay. Ondan sonra 450 euro ödeyeceğiz. Ama biz bir yıllık kontratımızı yaptık. Onun evet, bu yok. Çok önemli. Çünkü bizim burada kalan arkadaşlarımızın hepsi, ikincisinin, üçüncüsünün sene arkadaşlarımızın hepsi hani bir yer bulmakta, uzun süreli bir yer imzalamakta, kontrat imzalamakta sıkıntı çekiyorlar. Yani burada okula yakın bulabildiğiniz ilk yere kontrat imzalayın derim. Çünkü çok büyük bir sıkıntı. İlk geldiğimizde zaten hani bulurken çok zorlandık biz. Yani aralığa doğru asıl boşalıyor evler. Biz hani öyle bulduk. Yani zorlandık biz de bulana kadar. Evet, Roma'da bir ev sıkıntısı var genel olarak. Bunun için de emlakçılarla ayrı bir şekilde görüşmeniz gerekiyor. Biz gerçekten emlakçı gezerek ev bulduk. Hani bunu gerçekten uğraşmanız gerekiyor bunun için. Bir de okul ulaşımı olarak hepimizin tercihi aslında okula yakın. Bütün öğrencilerin isteği bu yönde olur zaten. Bir de biz özel olarak çıkmamızın sebebi otobüs veya metro, yani metroya otobüs yapıp gelen öğrenciler var ve bu hani günlük rutinde öğrenciyi çok yoran bir şey oluyor. Merkezden gelen veya hani daha uzaktan gelenler oluyor. Hani ben mesela otobüs özellikle tercih edip gelmek istememiştim. Dolayısıyla hepimiz de bu yönde hani aslında istekliydik. Okula yakın daha istekli bir şekilde emlakçı gezerek arkadaşım dediği gibi bulduk. Ama gerçekten iyi uğraş vermiştik bu konuyla ilgili. Bunun haricinde kişisel bütçeye bağlı. Yani genel olarak 500 liranın üstünde oluyor. Olduğu zamanlar oluyor. 500 euro da oluyor. Yani değişiyor. O sizin kişisel harcamalarınıza da bağlı. Evet, yani kişisel olarak ne kadar harcadığınız gerçekten çok etki ediyor yani. Bazı aylar çok alışveriş yaptıysak biraz artabiliyor tabii. Ama yani mutfak alışverişleri genel olarak meyve sebzeler Türkiye'ye kıyasla daha pahalı ama onun dışında yakın ve çoğu şey daha ucuz hatta Türkiye'den. Ya şöyle, ilk eve çıktığımızdaki harcamamız tabii ki bir tık fazlaydı. Normal rutine girene kadar ki hani evle ilgili eşyalar olur. Hani ortak alınması gereken şeylerde bir tık fazlaydı. Ama hani normal rutine bakarsak haftalık olarak eve toplam hepimizin, üçümüzün bir 100 euro hepimizin veya 120 euro oluyor yani. Kişi başı 60 oluyoruz yani. Aynı şekilde ve aynı zamanda şundan bahsedeyim. Okulda da hani yemek yiyebiliyoruz. Bunu da eklemek istedim. Yemekhanede 3 euroya yemek yiyoruz. Öğle yemeklerimiz. Yani bayağı bir şey. Okuldan aynı zamanda 30 sente su da alabiliyoruz. Öğrenci olduğumuz için indirimli. Kahvelerimiz de çok ucuz yine aynı şekilde. 50 sente kahve alabiliyoruz yani. Ya ben ilk hani özel okul diye düşününce Türkiye'deki gibi düşünmüştüm ilk geldiğimde. Ama Türkiye'deki gibi değil. Gerçekten hani öğrenciye uygun bir özel okul. Evet, yani mesela kahve fiyatları, diğer hani su ihtiyacın olur veya diğer yemektir mesela öğünler olaraktan okulda yemek daha avantajlı oluyor bize. Hani okulda yiyebileceğimiz zamanları tercih ediyoruz daha fazla. Çünkü hani gerek kahvesidir, suyudur, ya bir euroyu geçmiyor yani. Ya bu bizim için çok avantajlı oluyor. Onun dışındaki harcamalarımızda kişisel fazlalık olabiliyor tabii ki. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Ben de hani özellikle okula yakın bir yerde oturmayı tavsiye ederim. Çünkü otobüsler hiçbir zaman zamanında gelmiyor. Roma'da öyle bir problem var. Yani ya grevde oluyorlar ya da bir şekilde bir zamanda gelmeyeceği tutuyor. Yani o yüzden otobüse gelmek çok büyük sıkıntı olabiliyor. Böyle özellikle bir saat erkenden falan gelmek gerekiyor eğer otobüse çıkarsanız. O yüzden ya benim tavsiyem kesinlikle okul yanında yürüme mesafesinde bir yer olmak olur. Ben Pisa'yla yaklaşık bir senedir çalışıyorum yani. Hatta bir seneyi de aynen iki senedir ben de. Evet bir an unuttum. Ben de Pisa'yla yani iki senedir çalışıyorum. Bana çok yardımcı olduğu konular gerçekten oldu yani. Ben hani bu üniversiteyi başka hiçbir şekilde ya kendi başıma öğrenemezdim. Çünkü hani bir yerde görünmüyor yani. Gidip kendiniz spesifik olarak araştırmadığınız sürece çok zar zor ulaşıyorsunuz. Pisa aracılığıyla olmasa bu üniversiteyi büyük ihtimalle hiç duymazdım. Aynı zamanda hani biyomedikal mühendisliği de büyük ihtimalle yine değerlendirmezdim PISA olmasa.
Ve yani gerçekten bu konuda çok yardımcı oldular. Onun dışında dediğim gibi bu konuda bilgilendirme konusunda çok yardımcılardı. Evet, böyle benim ilişkim Pisa'yla. Ben de 2 senedir Pisa'yla çalışıyorum. Ya Süleyman abi gerçekten her konuda yardımcı oluyor. Bunu söylemem lazım yani. Her şekilde bir sıkıntım olduğunda gerçekten yardımcı oldular. Ve üniversite sürecinde de kabul alma sürecinde gerçekten yardımcı oldular. Hem bölüm olsun hem üniversite olsun destek oldular. Aynı zamanda kayıtların yapılması, işte üniversite ücretinin ödenmesi sürecinde de yardımcı oldular. Bu şekilde. Ben sanırım Mart'tan beri veya Nisan'dan beri Pisa'yla çalışıyorum. Dediğim gibi ben direkt Süleyman abiye biyomedikal mühendisliği istiyorum, İngilizce istiyorum diye gitmiştim. Süleyman abi bu süreci yaklaşık 2 haftada bana okulu buldu, okulu anlattı. Okul tanıtımı ile ilgili bilgi verdi, bölümümle ilgili. İngilizce olmasını da özellikle belirtmiştim. Bu süreçleri verdikten sonra beni Gülizar Hanım'la birlikte yönlendirdi. Yani Gülizar Hanım'la da yaklaşık 2 ay çalıştım Haziran'a kadar. Vize işlemlerimden tutun, okulla ilgili bana konaklamayı bulması hepsi PISA tarafından ayarlandı. Yani eğer PISA olmasaydı bu süreç 1 seneye bile uzayabilirdi. Yani 1,5-2 ay içerisinde buraya geleceğim kesinleşmişti. Dolayısıyla tekrardan PISA'ya teşekkür ederim bunun için. Ben de şunu eklemek istiyorum. Eğer İtalya ya da başka bir yurt dışı sürecine başlıyorsanız bence hani bu süreç birden olmuyor. Ben 2 yıldır bunu hani şey yapıyorum. Deniz istisnası. Çünkü Deniz de önceden araştırıyordu bayağı. Ve onun da hani 1 yıla yakın bir süreç aldı. Hani bu 2 aylık bir süreç değil. Bunun için yani erkenden bu işlere başlanması gerekiyor. Çünkü vize bile 2 ayda hani ya da 1 ayda evrak toplama süresidir. Onları halledilmesi gerekiyor. Ben şundan da bahsetmek istiyorum. Özellikle bizim üniversiteyi düşünenler için, yani kampüs biyomedikayı düşünenler için. 2 yıl sonraki, yani mesela şu an siz 11. sınıftaysanız, 11. sınıf alımlarını da şu andan yapan üniversiteler oluyor. Mesela bizim üniversitenin bazı bölümleri bunu yapıyor. Bunu değerlendirmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Yani erkenden kabulünüz gelsin. Hani ondan sonra planlamanız çok daha kolay oluyor. Ya bunu kesinlikle ben tavsiye ederim. Yani böyle bir fırsatınız varsa, PISA'ya da sorun ve böyle bir fırsatınız varsa kesinlikle değerlendirin. PISA Edu, Pisa, Edu, Pisa, Pisa, Edu, Pisa, Edu.